Oradaki zorluğumuz şu ki bu insanların yani bu huzursuz bağırsağı olanların dörtte biri fayda görüyor. O dörtte birini bulmanın pek bir pratik yönü yok. Ancak deneyip anlayacak. Bir ay glutensiz yiyecek. Fayda ediyor mu etmiyor mu? Görecek. Çölyak gibi değil. Çölyağı belki birazdan sonra biraz sonra konuşacağız. Bir kan testiyle çölyak var mı yok mu anlıyoruz. Bambaşka bir şey söyledim. Onun üzerine de duracağız. O birincisi hocam. Biraz evet. Çok önemli. Yani kafayı yani karıştıran şöyle bir şey. Kan testiyle çölyak hastalığı anlaşılabiliyor. Evet. Evet. Çok yani büyük oranda anlaşılıyor. Tamam. %90 anlaşılıyor. %10 %10 anlaşılamıyor. Ama birçok hastalık da öyle. Çünkü kan testinde şöyle basitçe söyleyebiliriz. Kan testindeki bulgular bazı hastalarda çıkmıyor. Eğer onun için şüphe çok yüksekse çölyak hastalığından kan testinde çıkmadığı halde endoskopi ile anlaşılabilir ama kabaca söyleyeyim bir insanda çölyak tahmin ediyorsanız ve kan testinde çıkmıyorsa büyük ihtimalle çölyak değil demektir. Değil. Peki evet. Bir şey daha soracağım. Buyurun hocam. Müsaadenle tabii çok önemli bir konu. Şimdi kan testinde çölyak yok ama bu ara çok moda. Endoskopiye gitmeden hocam. Gıda alerjisi testlerinde çıkardık biz bunu diyorlar. Kanda çıkmaz. Biz bunu buluruz. Bunlar biraz güvenilirliği sağlam. Şimdi gıda alerjisi testleri hakkında çok bir şey söyleyemeyeceğim. Gıda alerjisi testleri kanıtı çok yüksek olmayan testler. Yani özetle ben alerji doktoru da değilim ama kan testine bakarak kısa bir mesaj şöyle olabilir. Kan testine bakarak gıda alerjisi tespit edilemez. Bugünkü bilgiler en azından benim bilgilerimde böyle. Peki tamam. Hocam. Bir şey daha soracağım. Yani biz çölyağı şöyle mi anlayacağız? Mesela ben muz yedim, kaşıntım oldu. Nasıl muz bende kaşıntı yapıyorsa bu un ürünleri yani buğday, tahıl bağırsakta da bir nevi kaşıntı yapıyor, problem yaratıyor. Soyuyor mu bağırsağı? Evet, oluyor? Böyle denilebilir. Bağırsağı soyuyor, çok güzel bir laf. Yani kabaca şöyle söyleyebiliriz. Bağırsağın içinde böyle eldiven parmağı gibi çıkıntılar var. Bu çıkıntılar ince uzun, ince uzun. Bunlar yassılaşıyor, geniş oluyor. Tıraşlanıyor bile. Tıraşlanıyor gibi bir süre sonra bu girinti çıkıntı eğer hastalık teşhis edilmez, insan yemeye devam ederse dümdüz oluyor. Şimdi dümdüz olunca gıdaları ememiyor bağırsak. Problem burada. Yani çölyak demek alerji neticesinde gıdalar emilemiyor. O zaman iki tip belirti oluyor. Bir, o alerjinin yarattığı şişkinlik, gaz filan şimdi anlatırsınız. Bir de emilemeyen gıdaların eksikliğinden çıkan sorun. Doğru. Şimdi şöyle standart belirtileri gıda emilemeyince ishal oluyormuş. İshal oluyor. Günde 10 defa, 20 defa kilo kaybediyor. 20 kilo veriyor, 30 kilo veriyor. Kansız kalıyor. Böyle insanı çok perişan edebiliyor. Fakat artık çölyak böyle gözükmüyor. Bizde de dünyada da. Tek belirtili çölyak diye bir şey var. Hiç ishali yok, sırf şişkinlik oluyor. Bazı çölyak hastası kabız oluyor veya hiçbir belirtisi yok. Sindirim sistemiyle ilgili hiçbir şikayeti yok. Tek belirtisi kansızlık olabiliyor. Veya kadınlarda doğurganlık düşüyor. Başka hiçbir belirtisi yok. Allah Allah. Veya sadece karaciğer testi bozuk. Şunu düzelteyim hocam. Düzelten de o tamam. Sesin kötülüğü güzel. Mikrofondan değil benden. Dün birazcık dün akşam arkadaşlarla heyecanlı sohbetler. Evet maç mı vardı hocam? Maç yoktu da sohbet. Fenerbahçe'ye mi üzülüyoruz? Şimdi Fenerbahçe'ye üzüldüm diyemeyeceğim ya ben Galatasaray. Ben de Galatasaray'a evet. Bu lafı da oğlanacağım için. Çünkü kötüsü. Ben de Galatasaray'ım. Öyle mi? Evet. Evet. Onun için susalım biz. Ama Galatasaray maçı çok güzeldi ya. Evet. Ben sizi Fener'i zannediyordum hocam. Yok Galatasaray. Ya öyle evet. Bir Fener'li havası var sizin. Evet var. Bende ne havası var? Siz de Galatasaray. Öyle mi? Tamam. Havadan tutturduk. Yani ben şunu vurgulamak istiyorum. Çölyak tek belirtili oluyor. Sadece hafif bir kansızlık olabilir. Sadece karaciğer testinde bir bozukluk olabilir. O bakımdan... Sadece şişkinlik gazı olabilir. Ve Türkiye'de de az değil, %1. Peki şimdi şunu anlamak istiyorum ben. Bu glutensiz beslenme şeklinde çalıştım ben. Evet. Bu beslenme şeklinde bir takım besinleri, normal hayati besinleri almıyoruz. Mesela çocuğu çölyak hastası olan bir aile nasıl besleyecek bu çocuğu? Çocuklar da nasıl anlayacak? Nasıl anlaşılacak? Doğdu çocuk çölyaklı. Evet. Şimdi çocuğun çölyak olduğu sindirim sistemi belirtilerinden anlaşılabiliyor. İshal oluyor veya... Çocuk sadece kansız olabiliyor. Aslında nasıl besleyeceğiz? Eskiden çok zordu. Şimdi giderek daha kolaylaştı. Tamam. Çok da hayati gıdalar değil. Tahıl yememek,
hayatta alışkanlıklarımız nedeniyle zorluk yaratabiliyor. Yani ya şimdi ekmeksiz çocuk hamburger yemek istiyor. Tamam. Pizza yemek dondurma istiyor. Dondurma istiyor, külahı var. Külahı var. Yani ısırıyor. Günlük hayatta bir takım zorluklar yaratıyor. Hı. Sağlık açısından bir problem yok ama özellikle büyük şehirlerde, şimdi dürüstçe söylemek gerekirse Türkiye'de gıda endüstrisi de buna çok destek oldu. Çok güzel. Aynı Batı ülkeleri gibi süper. Hazır, glutensiz, çok güvenilir ürünler var. Glutensiz ekmek de var. İnsanlar ilk başta bu teşhisi alınca bir şok oluyor, nasıl yaparım ekmeksiz gibi. Ya, Türkiye'de en azından benim branşımda çok az hastalıkta olan bir şey, çok iyi hastalık, hasta dernekleri var. Bu örgütler yani çölyak. Çok örgütler var. Dernek adı söylemekte evet. Burada. Hiç mahsur yok. Çölyakta Yaşam Derneği diye bir dernek var. Öyle mi? Destek evet. Olalım. Ya o kadar ben mesela hasta olarak çölyak hastası gördüğüm zaman, İşte tabii diyetisyen desteği rica ediyoruz. Ben bildiğim kadarıyla anlatıyorum. Fakat o hastaya günlük hayatında çölyak hastalarının dernekleri kadar hiç kimse yardımcı olamıyor. Bravo, çünkü o günlük hayatını yaşıyor. Diyor ki ekmeği nasıl yapacağını onu yapan çok iyi biliyor. Peki hocam, ben bir şey tam anlatmak istiyorum bizi izleyenlere. Ben çocuğumun çölyak olduğunu nasıl anlayacağım? Mesela bizim rahmetli Zafer Paykoç hocamız derdi ki kakasından anlaşılır. Hmm. Yani bezini değiştirirken veya tuvalete çişini yaptığı zaman böyle yüzüyorsa kakası çok yardım. Yani aileler nasıl alarm olsunlar veya insanlar bende de çölyak olabilir mi acaba gibi korkmadan tabii. Evet. Birincisi tabii. Şunu vurgulamak istiyorum ki ben erişkin doktoruyum. Ama çölyağın en çok tanı konulduğu yaş 10 ila 40 yaş arası. Çocuklardaki en sık belirtileri bir ishal olabiliyor. Bir ishal oluyor. İkincisi kilo kaybı. Gelişme kilo geriliği. Alamamak. Kansızlık olabiliyor. Gelişme geriliği yapıyor. Ama tabii umuyorum artık bu devirde çocuk gelişme geriliği olmadan doktora bu tanı konulur. Zaten çünkü kalda %90 aranında bir çözüm sonuç bulunabiliyor. Evet. Bir enzim değil mi? Bu rahatlatıcı bir antikor bakıyor. Evet. Vücudun işte o maddeye karşı verdiği antikor. Antikor bakılarak kan testiyle çölyak anlaşılıyor. Türkiye'de de ilginç bir şey var. Bu aslında ilk defa Kapadokya bölgesinde tanımlanmış. Milattan önce dünyada ilk yıllarında tarihi Kapadokya'da adını hatırlayamayacağım ama çölyağı bugünküne yakın derecede tariflenmiş. Çok özür dilerim. İkinci Dünya Savaşı'nda şöyle ilginç bir şey, bunun ilk tanımlanması Hollanda'da çok ilginç bir hikayesi var. Savaş sırasında ekmek bulunamıyor ve çok hasta çocuklara bakıyor ki bir doktor, düzeliyor çocuklar. Ve ondan sonra savaş bitiyor, ekmek bulunur olunca çocuklar yine hasta oluyor. Oradan hareketle, yani o kadar iyi bir gözlem ki, oradan hareketle diyor ki bu çocuklara ekmek hasta ediyor. Ve yani çölyak oradan tanımlanıyor, ilginç de bir hikayesi var. Peki ne yapacak, pirinç olur mu? Pirinç yiyebilir. Yani dört tane şey, buğday, yulaf, arpa, çavdar. Mısır. Mısır da yiyebilir. Mesela mısır unundan yapılmış ekmek yiyorlar. Ama oradaki en önemli şey, çarşıdaki mısır unu ekmeklerinde çoğunda tutturmak için biraz buğday unu olur. Şimdi çölyakta biraz kaçırmak katiyen kabul değil. Kesinlikle kaçırır. Hatta ne yapıyorlar? Hemen etkisini gösteriyor. Kendi mısırlarını alıyorlarmış, evde kahvede öğütüyorlarmış. Çünkü başka öğütülen kahve, eğer onda başka bir şey öğütmüşsen, oraya eğer gluten kaçırırsa o bir de zarar veriyor. Ama artık çok güvenilir olarak hem evde yapıyorlar hem de dışarıda da satılıyor. Peki bu bir dilim ekmeğin 40'ta biri zarar çölyağı. Bir soru var galiba. Bir ekmeğin 40'ta biri. Evet, bir dilim ekmeğin. Evet. Bir telefon balansı varmış, hemen merhaba diyelim. Tabii. Hoş geldiniz Ülke Hanım, merhaba. Günaydın. Buyurun lütfen. Hoş bulduk. Ben bir soru soracaktım hocama. Hocam ben 29 yaşındayım. Ben çölyak. Benim kızım da çölyak. Kızım 3 senedir tedavi görüyor. Ben 6 aydır görüyorum. Kızımda kemik erimesi oldu ayrıca. Kızımın boyu çok kısa kaldı ve kemik ağrıları çok. Çok sık böyle halsizlik ve kemiklerim ağrıyor diyor. Kaç yaşında? 13,5 yaşında, 14 olacak. Sanki böyle 12 yaşındaki çocuk gibi boyu. Ama doktorlar çölyağa bağlıyor bunu. Yani çölyak hastalarının kısa kaldığını söylüyorlar. Bu benim kızımın psikolojisini bozdu. Şimdi şöyle, yani diyetini güzel yapıyor. Evet, ben burada iki tavsiyede bulunabilirim. Birincisi, diyetini güzel yapıyor zannetmek. Diyetini güzel yapıyor garanti etmez. Bunu bir kontrol etmek lazım.
Bunun kontrolü iki şekilde yapılır. İyi diyet yapıyorsa çölyak için yapılan kan testi. Ya ne verirsen ver olmayacak. Evet, bu sıcak ya biraz daha belki hocam. Bir denemekte fayda var. Evet, buyurun buyurun hanım. Çok özür dilerim. Yani geçmiş olsun. Eğer kan testlerinin normale gelmesi lazım. Diyeti iyi yapıyorsa kan testlerinin tamamen normale gelmesi lazım bir. İkincisi çölyak düzelmiyor gibi bir şüphemiz varsa kan testi düzeldiği halde endoskopi düzelmiyor olabilir. Bu özel bir durum. Genellikle kan testi düzeliyorsa endoskopi de düzeliyor demektir. Ama kan testi düzeldiği halde eğer şikayetler geçmiyorsa o zaman mutlaka endoskopi yapılması tekrarlanması lazım. Tamam. Peki. Tekrar edilmesi yani lazım. Üzerine gidip tetkikleri biraz daha arttırmakta evet, onu söylemek istiyor hocam. Evet. Ya yani 12 yaşındaki boyu 13 yaşında bu düzelmeyecek bir şey değil. Daha onu ay çok çok özür diliyorum. Boyunun uzamasına 3-5 sene daha var. Var. Eğer çölyak düzelirse çölyağa bağlı olan boy uzama problemi güzel. Kesinlikle hallolur. Evet, iyi haber. Evet. Pekala. Güzel haber. Peki. Çok teşekkür ederiz. Hanımefendi mutlaka kendisi de bir çözüm bulmuştur. 6 aydır tedavi görüyorum dedi. Evdeki beslenme şeklini ona göre düzenlemişlerdir. Evet geçmiş yani zor bir problem değil. Selamlar efendim. Çölyak diyete dikkatli uyarsa. Çocuk gastroenterologları var bu konuya giriyor değil mi hocam? Evet çocuk gastroenterologları var. Hocam sizi yormak istemiyorum daha fazla. Evet. Estağfurullah çok rica ederim. Çok güzel bilgiler verdiniz. Evet. Beslenme şekliyle bu çözüme ulaşabilir diyorsunuz. Kan testlerinde sonuç alabiliyoruz. Bu çok önemli. Teşhisi mümkün, tedavisi mümkün. Peki bu kilo vermek için yurt dışında glutensiz diyet meselesine katılıyor musunuz? Bence bir gün bir konuşalım onu. Biraz bu önce da başka söyledim. Bir mesele. Glutensiz hayat aslında biraz daha sağlıklı hayat gibi görünüyor. Sesimin olduğu bir gün. Evet. Pekala yani, tamam Cem Bey. Biz şimdi aslında fazla sesini harcayın. Birazdan biz et üzerine konuşacağız. Bir et seni bırakma var. Özür diliyorum vallahi bu sesim için. Estağfurullah rica ederiz. Aslında bir şarkı söyleyecektik bugün olmadı. Gelecek biz özür diliyoruz sizi yorduğumuz için. Sefer çok nazik şarkı sağ olun. Tamam hadi anlaştık. Ama bir yere gitmiyorsun. Cüneyt Asan gelecek. Siz hiç kendisiyle karşılaştınız mı daha önce? Duydum ama karşılaştım. Duydunuz evet. Kendisi bir et uzmanı. Ben bugüne kadar çok insanla karşılaştım programda bu kadar enerjisi böyle. İşini bu kadar sevgiyle, saygıyla sarılmış, kucaklamış, bize bilgi vermeye de asla yoksunmayan ve tüm bunları bizimle paylaşmak için can atan birini daha görmedim. Cüneyt Asan gelecek bir et uzmanı ve biz de Osman Müftüoğlu'yla alışverişe çıktık. Bakın neler. Bakın. Herkes ekran başına. Bugün doğru beslenmeyi öğreniyoruz. Ebru Akel ve Osman Müftüoğlu sizler için kasap reyonlarını gezdi. Bu bilgilere dikkat. Su ve kimyasal karıştırılan et nasıl anlaşılır? Etler doğru kesilmez ve pişirilmezse hangi hastalıklara yol açar? Et satın alırken nelere dikkat etmeli, nasıl saklamalıyız? Et uzmanı Cüneyt Asan'dan müthiş bilgiler geliyor. Şimdi hayata dokunmak lazım da. Evet. Bu masayı bir yerden hatırlıyor musunuz efendim? Evet. Cüneyt Bey siz böyle yaşıyorsunuz bu etlerin içinde. Evet. Eti görünce dünyanın en güzel manzarasını görmüş kadar rahatlıyor. Çok iyi, çok heyecan, iyi ifade ettiler. Heyecanlanıyor çünkü evet. Ete ruh veren adam diyorum ben. Teşekkür ederim. Hakikaten benim için hayat bu demek. 10 yaşında bunlara bir dokunmuştum. Bir daha da hiç vazgeçememiştim. Sonra o süreç bu sevda beni aldı buraya kadar getirdi. Bunun nedenini biliyor musun? Kasaptan çalışarak başladınız 10 yaşında değil mi? 10 yaşında tabii. Evet. Ebru'yu biliyor musun? Sonra ne dediniz? Ben bu işi kendim yapacağım mı dediniz? Tabii bir süre sonra bunlarla haşır neşir olduktan sonra benim için en büyük oyuncaktı sanki. İş değil oyuncaktı. Sevdaydı. Dolayısıyla ben bu için gönderilmişim galiba dedim. Hakikaten buna inandım. Evet. O inanç süreci beni aldı. Bugünkü duruma getirdi. Evet. Hala ben bunlarla üzerinde tam 45 yıl geçmiş. Başladığım ilk günden bu yana. Ama bu sevda, bu aşk büyüdükçe büyüdü. Bu sevda büyüdü. Bitmez. Cem Bey, şimdi biz hocam önce görüntülerinizi izleyen sorulara başlayacağız. Tamam. Cem Bey de bilgi vereyim. Biz bu eti gidiyoruz ya kasaptan. Sizin için de belki bir bilgi olabilir. Nasıl alacağız? Yani bu pirzola nasıl alınmalı? Bu et nasıl göründüğünde daha iyidir? Ev hanımlarına, alışverişe meraklı olanlara ipuçları Osman Müftüoğlu ile çıktık. Bakın izleyelim nasıl tiyolar aldık. Tefsiş yaptık. Evet.
Evet efendim, sevgili Osman Müftüoğlu ve ben bugün yine alışveriş turundayız. Nereye geldik hocam? Kasap. Bugün et bakacağız. Evet. Güzel et göreceğiz. Etin nerelerine bakacağız. Sakatat yiyeceğiz mi, yemeyeceğiz mi? Sucuk nasıl yapılıyor, ne oluyor? Buranın en iyisine geldik bugün. Ve özellikle de işin detaylarına gideceğiz efendim. Kırmızı et en önemli sağlık ihtiyaçlarımızdan biri. Kırmızı et. Ama bunu aynen manava gittiğimiz zaman, pazara gittiğimiz zaman nasıl dikkatliysek bu işte de dikkatli olmalıyız. Çoğumuz Ebru etin sırtı nedir, budu nedir, antrikot nedir, biftek nedir bilmiyoruz. Evet. Aslında bu programın bir özelliği de bunu bize izleyenler anlatmak. Kesinlikle. Çünkü hepsi aynı yer değil. Etin her yeri güzel ama bazı yerleri daha yağlı, tabii, bazı yerleri daha sinirli, bazı yerleri daha demirden zengin. Evet. Evet, eti tanımıyorlarsa doğru eti alamazlar. Doğru eti alamayınca doğru yemeği yapamazlar. Doğru yemeği yapamayınca iyi yemek yapamazlar. İyi yemek yapamayınca da akşam evde masada herkes mutsuz oluyor. Şimdi ben pirzola almak istiyorum. Ben bu pirzolanın iyisini biraz anlatabilir misiniz? İşte bu güzel, ne pirzolası? Kuzu pirzolası. Güzel pirzolanın duruşu, görüntüsü, rengi, evet, kokusu. Kuzu pirzola mı, idana pirzola mı? Evet, kuzu, ikisinin de aroması farklı. Farklı. Eğer ızgara yapacaksak ve kuzu seviyorsak mutlaka Trakya kuzusu, Trakya kıvırcığı alıyoruz. Kuşbaşı alacağım. Kuşbaşı. Nereden kestireceğiz? Nasıl isteyeceğiz? Neresi? Mutlaka etin mümkün olduğu kadar kol kısmını tercih etmeler. Kuşbaşı, haşlama, fırın, tandır, kapama gibi yemeklerde, tencere yemeklerinin hepsinde etin kol kısmını tercih etmeliyiz. Kol kemiğe biraz daha yakın, lifi daha az olduğu için çok daha yapısı gereği daha lezzetli olur. Atalarımız özellikle Anadolu'da derler ki, kız alırsanız soydan, et alırsanız koldan. Her zaman en iyi yer döş dediğimiz, kaburga dediğimiz bu kısımdır. Mutlaka bunu yapsınlar. Çünkü kendi yağıyla, bakın, bir etin kendi yağıyla, kendine ait kısım yağla pişiyor olması etin tadını, tuzunu, lezzetini ve aromasını fevkalade noktaya getirir. Tamam. Çünkü şu antikotta görmüş olduğumuz yağ hareketleri burada yoktur. Çok yumuşaktır, doğru bonfile, ama asla en lezzetli değildir. Her zaman en lezzetli et, antikot kısmı dediğimiz bu kısım yani. Dolayısıyla şu kılcal yağ hareketlerinden yani bir çek alacaksak antikot tercih edeceğiz. Edeceğiz. Yağsız olsun dersek bonfile kısmından kestireceğiz. Hem yumuşak olsun istiyorsak bonfile kısmını tercih edeceğiz. Ama hem yumuşak hem lezzetli istiyorsak mutlaka antikot alacağız. Tercih etmeliyiz. Sucuğu nasıl anlayacağız? Evet, nasıl anlayacağız? İyi sucuğu bir kere yani çok zor bir şey. Çünkü yoğun baharatla bir kere yapıldığı bir için. Pes pembe olmayacak. Birinci yoğun madde bu. Yoğun baharatla bu renk olacak. Evet. Yani. Doğal olan bu. Doğal. Bu doğal bir bağırsağı, doğal saf et ve baharattan yapılmış. Siz mi yapıyorsunuz bunu? Tabii kendiniz yapıyorsunuz. Evet, doğal. Evet değerli hanımlar, etlerimizi aldık. Kasaptan alışverişimizi yaptık. Etin neresi nerede iyidir öğrendik ustalarından. Az sonra da bunu nasıl pişireceğimizi öğreneceğiz. Ekranlarınızdan ayrılmayın, az sonra sizinleyiz. Gerçekten zevkli sabahın erken saatlerinde. Bir de o etleri sonra bize sabah yaklaşık 11-11.30 civarında değerli izleyenler bir güzel pişirip bize bir afiyetle yedirdi. Ben hayatımda o saat et yiyebileceğimi aklımın ucundan geçirmezdim. Ama siz ete ne yapıyorsunuz? Güne o saatte etle başladığınızda gününüz nasıl geçti? Vallahi enerjiniz daha yüksekti. Iyiydi, evet, daha evet, mutluydunuz bence. Zaten demirim de yüksekmiş. Evet. Osman hocam yeni yaptı tetkikleri dedik. Et yani et net olarak ifade etmek gerekirse mutluluk hormonlarını tavan yapan niye, bir gıda olduğunu niye iddia ediyorum ben. Evet. Siz daha iyi bilirsiniz. Bu yeni bir araştırma yayınlandı. Çok önemli bir şey. Et bağımlılık yapıyor Ebru. Tıpkı kafein gibi. Kahvedeki, Allah Allah, çaydaki, kahvedeki teobromin gibi hipokısantin diye bir madde var. Formülleri aynı. Evet. Ette hipokısantin var bol miktarda. Et yedikçe canınız et yemeyi istiyor. Böyle burnuma tuttuk falan diyorsunuz ya aslında, evet, canınız çekiyor. Bence Cüneyt'in başlayıp bırakılmasın bir nedeni hipokısantin bağımlılığı. İyi ki güzel bir bağımlılık. O çok evet, bağımlı. Güzel bağımlılık. Ben mutluyum. Çok Cem Bey, etler aranız nasıl? Fena değil. Yiyorum. Haftada 3-4 akşam. Haftada 3-4 aslında akşam. Aslında ses kısım. Yemedim. Hayır, o tecrübeyi ben de denemek istiyorum. Evet. Öğlenleyin ben de.
Ben de bir yiyeyim. Siz de bir yiyin. Çölyak hastalarının etinlikle alakalı bir problemi yok değil mi? Tersine. O zaman herkes ekran başında bizi bugün rahatlıkla dinleyebilir. Ses kısıklığına da iyi geliyor. Geliyor. Şimdi et neye iyi gelmez? Nelere iyi gelir yerine bence peki. Neye iyi gelmez onu tartışsak daha kolay olur. Evet. Peki şimdi eti aldık. Dediniz ki işte pirzolanın rengi böyle olmalı. Evet. Bu renk ne renktir? Cüneyt Bey'siniz i̇şte, bize biraz anlatın. Bakın en önemli bilgi bence elinizle tutup gözünüzle görebildiğinizdir. O renk, bu renk, şu renk demeye şu renk olur. Bu renk olur. Gözlerinizle bakıp göreceğiniz, elinizle tutacağınız ve göreceğiniz renk budur. Bir kuzu pirzolası, Trakya kıvırcığı, kuzu pirzolasının rengi bu olmalı. Kasabınıza da lütfen söyleyin. Bunun gibi kessin, böyle pırıl pırıl. Kalem kalem olsun. Küpe olarak bile kullanabileceğiniz kadar şık ve güzel duruyor. Gördüğünüz gibi rengi, duruşu, dokusu kuzu pirzolasının bu olmalı. Bu peki. Kuzu pirzolası. Bakın bir de danası var bunun. Bu da danası. Danası da bu olur. Onu alabilir miyim seyircilerimiz? Danası da bu olur. Dana da böyle olmalı. Renk olarak, duruş olarak, doku yakından olarak bakın. Böyle olmalı. Net olarak budur. Bak, biftek alırken şuna kurulamış. Dikkat edin. İçindeki şu yakılcal yağ damarları ne kadar çoksa bir biftek o kadar iyidir anlamına gelir. İyi biftekteki en iyi algılama şekli bifteğin içinde ne kadar kılcal yağ damarları çok ise o biftek en iyi biftektir. Bu ne anlama gelmekte? Bu hayvan doğru hayvan, doğru yemle beslenmiş, iyi beslenmiş, sağlıklı beslenmiş ki bu boyuta, bu dokuya sahip olabilmiş. Yani o lezzete ulaşabilmiş açkan anlamına olmuş. Gelmektedir. Ama ne ses evet. Var ya. Evet müthiş. Bak işte bu. Sesini kıskandım ben. Ama ne? Evet senden sonra çok güzel. Hocam işte bu ses. Bakın. Sabah et yemin ediyorum. Et. Sevgili hocam bu et. Bu insana bunları yapar. Bu enerjiyi verir. Bu sesi verir. Ama bu hareketi verir yani. Biliyor musun? Şey falan yani diyor. Ben sizinle birbiriyle hiç konuşmadım evet, buraya kadar. Ağzına evet. Eti. Ette sushi yapmış. Sushi yapmış. Bize ikram evet. Etti. Osman hocam yanak bence indiriyor. İyi bir şey hatırlattı. Eti de mümkün olduğu kadar az pişirin. Ne kadar çok pişirirseniz tüm değerlerini yok edersiniz. Artı bir de zararlı hale getirirsiniz. Ve yakma derecesine getirdiğinizde de o zaman da kanseroloji yaparsınız. Yani eti az pişirin ki tüm değerleri, protein değerleri, havası, suyu, lezzeti, kokusu, aroması ve protein değerleri sizde kalsın. Süper. Bakalım o zaman. Bu evet. Pişirme teknikleri gerçekten çok önemli ve işin ehli bu pişirme çok. Tekniğini bize öğretti. Biz de sizlere sunuyoruz efendim. Buyurun izleyin. Bakın. Merhabalar, hoş geldiniz mutfağımıza. Ben Gürkan Topçu, aşçı ve Türkiye ilk diplomalı kasabıyım. Şimdi ne yaptık? Doğru eti seçtik. Şimdi de doğru pişirme tekniklerini anlatacağım. Sizlerle paylaşacağım bunu. Etlerimizi dinlendirdiğimiz zaman, bu hani masaya, soframıza geldi, kırmızı kan görüyorum ben. Değil aslında. Etin rengi gördüğünüz üzere kırmızı. Neden oluşuyor etimiz? Sudan. Su bırakıyor kendini, renk çıkıyor kırmızı et. O yüzden şimdi şöyle... Şimdi aldık evimizi, porsiyonladık istediğimiz gibi. Ben mesela az pişmiş sevdiğim için eti kalın bir parça kestim. Bunu pişireceğim. Ama siz orta pişmiş seviyorsunuzdur ya da iyiye yakın pişmiş seviyorsunuzdur. O yüzden sizin dilimlememiz yani porsiyonlama şekliniz evde bu olmalı. Ondan sonra diyorlar ki Gürkan Şef ya senden aldık eti senin yaptığın gibi olmadı. Olmaz. Çünkü neden? Bu prosedürü uygulamamız lazım evde. Evet. Bu prosedür nedir? Hemen anlatıyorum. Sıvı yağ. Evet. Bu ayçiçek yağı olabilir, zeytinyağı olabilir ki ben yani zeytinyağı tercih ediyorum. Ve gördüğünüz üzere bunun olması lazım. İri taneli tuz. Izgaralık etlerde iri taneli tuz olacak ve pişirmeden önce bu çok önemli. Pişirmeden önce tuzlayacağız etimizi. Şunu göreceğiz pişirmeden önce. Şunu görmemiz lazım. Yağın üzerinde iri taneli tuz. Eğer ki evimizde böyle bir ekipmanımız yoksa kesinlikle döküm tava almalıyız. Ama teflon tava değil. Etimiz aşağı yukarı, bu da çok önemli. Şimdi kasaptan eti aldık, buzdolabına koyduk ama hemen pişirmeyelim. Bir oda sıcaklığına gelsin, yarım saat. Yağladık, tuzladık falan filan. Bu zaten bu et dışarıda olduğu için
dışarıdan önce çıkarttığımız için hemen yağladık ve tuzladık. Şimdi ızgaramız hazır. Bakın. İşte bu olmalı. Yani attığımız anda duman gördünüz. Hafif eğildi, mavi dumanlar görüyorum üzerine. Bu ızgara hazır bir ızgara. Bunu da küçük etlerimi ev içinde burada pişiriyorum. Bakın. Ses. Tamam. Izgara doğru ısı seviyesinde. Daha doğrusu döküm tamam. Maşa temasında 4 kez bulunduğumuz için 4 kez bulunuyoruz bütün. Sürekli etimize oynamıyoruz. Oynadığımız takdirde sıvı kaybeder. Maşa temasımız 4 kez gerçekleşecek ete. Gördüğünüz gibi şöyle kuzu kaburga, yani kuzu vals, kuzuların dansı, kaburgası, sırtı hepsi bir arada. Bunu bile şöyle gördüğünüz gibi böyle bir ekipmanınız varsa bunu bile evde doğru bir şekilde, düzgün bir şekilde yapabilirsiniz. Bakın burada da köfte pişiriyorum mesela. Köfteyi ise tam tersi, sek yani kalın etlerin dışında kısık ateşte yavaş yavaş. Bu çok önemli. Köfte, hamburger, sucuk, sosisleri kısık ateşte ve sürekli çevirerek, maşa temasında sürekli bulunarak, ama diğer bu şekilde steklerde ya da bu şekilde kalın steklerde 4 kez maşa temasında bulunarak fazla çevirmeden bununla ne kadar böyle oynarsak bu kadar sıvılık kaybeder. Güzel bir sunumla ben sizi lütfen masamıza götüreceğim. Orada inanılmaz çok güzel misafirlerimize çok farklı değişik bir sunum yapacağız. Buyurun lütfen. Hocam diplomalı kasap ne demek? Evet, diplomalı kasap olabilmesi için önce bizden gelmesi, bizden geçmesi gerekiyor. Evet. Yani bu eğitimi, bu sınavı geçtikten sonra okula gidiyor, bu okuldan diploma. Diploma sadece inanın formalite, başka bir şey yok. Evet. Çünkü okul biziz. Bugün ülkede ne kadar adam varsa bu işi yapan, tümünü çok şükür biz yetiştirdik. Çok güzel. Çünkü hocam, bu işin gönderildiğimize inandığımız için kendimize vazife tayin ettik bu işi yani. Kesinlikle görünüyor bu. Eti kasaptan alıyoruz. Evet, şimdi biraz sonra müsait olursa... Ne güzel pişirme teknikleri gösterdi hanımlar. Biliyor muydunuz yani? Evet, soracaksın. Soru var, hemen vereceğim mikrofon. Gerçekten Gürkan işin inceliklerini bizimle paylaştı. Fazla çevirmeyin diyor. Et yıkanır mı acaba? Ben onu merak ettim. Et yıkanır mı? Yıkanır mı? Hayır, sakın. Amana. Ciğer bile yıkanmaz. En kanlıdır, kanlı olarak bildiğiniz ciğer var ya. Bunu yıkadınız, bütün değerleri gitti, size posası kalır. Sakın sakın. Aman. Hatta et suyla pişer mi? Onu bile tartışmak lazım. Asla eti... Etle su birbirini sevmez. Tencere yemeklerine bile su koymadan pişirin. Altı kısık tencere yemeklerinde altı kısık ve sebzelerinizle beraber pişirdiğinizde sebzenin ve etin suyu o yemek için kafidir. Altı kısık pişmiş her yemek etin ve sebzenin suyu çıkacaktır. O size kafidir. Ancak ızgara güçlü ateşte yapılır. Tüm tencerelik yemekler yavaş yavaş demlenerek yapılır. Suyla asla et suyu sevmez. Su verilirse de diyor uzmanlar. Çok önemli bir nokta bu. Eğer soğuk suyun içine eti pişirirseniz et suyunu bırakıyor. Onun için sıcak su ilave edin diyorlar. Suyu kaynamış olarak ilave edin ve çok doğru. Çok az ilave edin. Doğrudur. Asla hani pişmiş aşağı su konmaz hikayesi oradan gelir. Sıcak şeye soğuk koyduğunuz her şey bir şok meselesi. Evet. Dolayısıyla lezzet değerini kaybeder. Lezzet değerini kaybeder. Evet. Arada şok bu. Karaciğer doktoruyum ben. Evet hocam. Karaciğeri böyle görmek. Yemeyelim mi? Yok. Yemeyelim. Çok faydalı bir şey hocam karaciğer. Böyle görmüyorum. Sizinle böyle karşılaşınca yani, pek hoş oldu galiba. Ama karaciğerdeki demir miktarı etin eti 3'e 4'e katlıyor. Ayda bir kez, iki kez. Ama hangi ciğer? Hangi ciğer? Gördüğünüz gibi bir tek bile üzerinde leke, düğme vesaire gibi olmayan bir ciğer alacaksınız.
Ciğerci de ciğerin adı. Genelde ciğercilerin adı sakat attır. Sakat. Sakat. Adı ne? Sakat. Yani iç organ olduğu için daha çok sakat olan, daha çok hastalık taşıyan organlardan oluşmaktadır. Hmm. Onun için mutlaka ciğerciye, yani sakatatçıya gittiğinizde ciğer alırken yarası, beresi, düğmesi noktası olmamalı. Elimde gördüğünüz gibi sıfır, böyle hiç lekesiz, çok canlı, sağlıklı ciğer olmalı. Canlı, düğme siroz demek çünkü. Evet. Düğme siroz demek. Evet, hayvanın sirozu varsa o düğme oluyor. Onun için ciğerciye gittiğinizde dikkat edeceğiniz en önemli şey pürüzsüz, lekesiz, düğmesiz bir ciğer almalısınız. Ki olsun. Çünkü adı, unutmayın, sakatat. Adı sakat. Zaten sakat. Zaten sakat. Zaten sakat. Yani. Onun için çok dikkatli alışveriş yapmanız gerekir. Ciğer, yürek, böbrek ve dalaktan oluşan iç organlar var. Bu iç organların hepsi için bu alışveriş yaparken hassas, daha hassas, etten daha hassas davranmalısınız. Evet. Gördüğünüz gibi bunun adı yürek. Yürek, sağlıklı bir yürek böyle olur. Gördüğünüz gibi bakın. Pırıl pırıl. Rengiyle, duruşuyla, kokusuyla, her haliyle. Bu böbrek ve hayvanımızın iç kısmından çıktığı için, karkasımızın, iskeletin iç kısmından çıktığı için daha çok iç, içeriden çünkü, daha çok hastalıklara maruz kalan kısımlar, daha hassas kısımlar, evet, olduğu için bunların alışverişlerinde mutlak surette çok daha hassas olmalısınız. İyi alışveriş yapmalısınız. Yani Osman Bey, zaten siz de öneriyorsunuz. Çok, diyorsunuz sakata yenmemeli mi dedim ben mesela. Hayır, hayır, tam aksine yemelisiniz. Tam aksine ucuz. Evet, çok güçlü protein kaynağı. Evet. Çok güçlü protein kaynağı. Sonra. Ama öncelikle tercihi karaciğerden yana kullanalım. Sonra yürekten yana kullanalım. Önce karaciğer, sonra yürek. Pek yaklaşmayalım bana. Tamam. Başka ülkelerde de yeniyor mu? Çok Türk işi. Evet. Tabii tabii. Yok, hayır. Hem de çok enteresan, öyle çok mi? Farklı boyutlarda yapılıyor. Evet. Ciğeri tavsiyem asla kızartma olarak kullanmamanızdır. Kız, yani yağdan yağ unluyoruz, tuzluyoruz, cız, kızartıyoruz ya, yapma. Ben kızartmaların hiçbirini, hocalarım çok daha iyi bilirler ama kızartma yemek olarak yenmemesi gereken yemek olduğunu düşünüyorum ben. Doğru. Çünkü kızartıldığı an o başka bir şeye dönüşüyor diye düşünüyorum. Doğru, hocam. Yağ, yağ yani, olur. Bir şeye dönüşüyor. Yani evet. Lezzetli olur. Lezzetli olur. Lezzetli mi lezzetli? Ama konu sağlık olunca kızartma olarak değil, ızgara olarak yapmalısın, ızgara. Izgarada, tavada, teflon tavada pat pat hemen çevirip az pişirerek lütfen kullanın. Kesinlikle, evet. Ben burada Cüneyt'in yanındayım. Evet. Değil mi hocam? Izgara. Ben Cüneyt Bey'e sordum. Siz günde kaç kilo et yiyorsunuz dedim. Kilo. Aşağı yukarı kaç? 2 kilo mu dediniz? 1 kilo. Her gün 1 kilo et yiyor kendisi. Ama bir o kadar da yeşillik tüketiyorum salata olarak. Salata İkisini beraber. Her gün 1 kilo bunu... tüketiyorum. Doğru, ama yanında en az 1 kilo da yeşillik tüketiyorum. Ve fiziğine bakarsanız, evet, incecik. Herhangi bir sağlık sorunu. Aslında kasapla genellikle göbekli olur. Evet. Fark belli olsun diye buraya koydum ben. İyileştirelim şifayla. Bunu ben izleyicilerimize ikram etmek istiyorum. Edelim bu efendim. Nedir? O füme edilmiş, yani dumanda, buyurun, pişirilmiş. Afiyet olsun. Fırında pişirilmiş. Buyurun, çok hocam, lezzetli, çok keyifli çok bir şekilde. Burada hemen pişiremeyeceğim, harika, için sizlere de bir şey ikram edebilmek için ikram bunu edeyim, getirdik. Çok maziksiniz. Bakın ne kadar beğeneceksiniz. Afiyet olsun. O kadar beğeneceksiniz ki yemeğe başladığınız andan itibaren gözlerinizde ışıklar oluşmaya başlayacak. Bundan emin olabilirsiniz, bakayım, göreceksiniz. Cem gözlerine bakayım. Bakın mutlu olmaya başladılar. Ama inanın mutluluk hormonlarının kabardığı bir şeydir yani. Hakikaten çok güzel. Evet. Hakikaten çok şimdi güzel. Bir de sakatatlarda çok önemli bir şey var. O da bir paça. Dolaştırın. Yani ciğercide alabileceğin, özellikle kış mevsiminde mutlaka tüketilmesi gereken paça. Ya yapma, paça, onu öyle göstermeyin. Cüneyt o kadar Bey, çok, o kadar çok, o paça kadar çok önemli ki paça çorba. O ne oldu? Anlamamıştım. Paça içindeki jelesinden, yapısında, kolajen, içindeki, evet, malzemelerden dolayı yapışma, yapıştırma özelliğine sahiptir. Örneğin bir kırığınız var. Kırığınızı olduğu şeyde bunun çorbasını yapın. İnanın kırılmış olan kemik daha çabuk sağlamından kaynayın, çok daha hızlı kaynayacağı gibi çok daha güçlü olduğunu göreceksiniz. Biz bunu yaşayarak birçok şekilde insanlara bunu vererek yaşayarak gördük yani. Laf olsun diye söylediğimiz bir şey değil. Böyle bir, zaten hocam onu bilir yani. Paça çorbayı ben, evet, de tavsiye ederim. Evet. Sen yiyor musun paça çorbayı? Evet. İçiyor musun? Sirke, sarımsak ilave ederek olmaz, acayip olur. Evet, harika. Tavsiye ediyorsunuz, bu ben çok sağlıklı. İçebilene kokusu, evet, biraz ağır ama sirkeyle falan çok güzel olur, bunun, değil mi? Bunun işkembenin ağır olur. Bunun, ha, ağır olmaz. Olmaz mı? Hayır, paçanın öyle bir problemi yok. Ancak işkembenin ağır olur. İşkembeni çok iyi temizlendiği zaman iyi olur. Ama Ebru Akel çok sevmiyor. İşkembe. Yani düşünce olarak bak ya, sağlıklı kısmını düşünürsem evet içebilirim gerçekten. İşkembe...
İşkembedeki kriter şu olmalı. Bembeyaz olmalı. Böyle beyaz olmalı. Ama bu kadar beyaz olması için de bir takım malzemeler kullanılarak onları beyazlatıldığı için onlara dikkat edin. Ya mümkünse alın evde kendiniz temizleyin hanımlar. Alın. Olsun bitsin. Şimdi, öteki türlü bu sıkıntılardan kurtulamaz. Çünkü o kadar bembeyaz ve kalın olması için kostik dedikleri bir malzeme kullanılmakta. İşte burada bir sıkıntı tabii ama ya evde yaparsan evet, bir sıkıntı olmaz. Cüneyt Bey'e sorarsan derisi hariç her yerini yiyebilir. Her yeri doğrudur. Yedir. Bu nedir? Doğru. Evet bu bir et. Ön kol mu? Bu bir but. Haşlamaydı, fırında, tandırdı gibi şeyler yapılabiliyor. Evet. Bu da güzel bir antikot. Hani etin en lezzetli yeri demiştik ya. Evet. Bu kısımdı. Gördüğünüz gibi. İşte rengi bu olur. Dokusu bu olur. Bunları ızgara yaparsanız kendi yağda içinde olduğu için en lezzetli et olur. Bu sırtı mıdır? Sırtı. Evet. Her zaman ızgara için burası olmalı. Peki. Şimdi diyelim ki bu şey yapacak. Evet. Diyelim ki kasaba ya evde bir et geldi. Özellikle kurban bayramında bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Evde bir etiniz var, kuzu butunuz var. Evet. Siz onu parçalayamıyorsunuz. Aynen. Şimdi dikkat ederseniz aslında biz bunu çok hızlı yapabiliyoruz. Ama siz görürseniz diye mümkün olduğu kadar yavaş yapacağız. Yani böyle ayırın demek istiyorum. Bu et bir kuzunun butu. Yapmanız gereken şu. Bakın. Tamam yavaş. Elini doğrayacak. Allah hiç. Allah. Allah Allah. Evet. Aslında. Evet. Ama siz sakın bunları böyle yapmayın. İnanmak bir şey yani. Gördüğünüz gibi. Ben böyle bir şey gördüm. Yani aslında işe sevdalı olmak, işi bilmek, tabii, iyi bilmek, evet, işi evet, sevmek gibi bir ne şey. Ne yaptınız o kemikleri? Siz her yerini biliyorsunuz. Sadece 8-10 saniye gibi bir zamanda yapılmıştır. 5-6 saniyede biz bunu yapabiliriz. Ama siz sakın yapmayın. Çünkü ben kasabım. Evet. Ve ben kasabım. Ve bu işe sevdalı biriyim. Yani söylemek ayıp olmasın, iyi kasapsın hem. Ben dünyanın en iyi kasabıyım hocam. Valla. Hiç devazu yok. Devazu göstermeyin hayır, gerçekten. Siz dünyanın en iyi kasapsınız. Hayır, konu buysa, konu buysa. Ben, evet. Asla megalomanlık bir yanım yoktur. Hafta içi beraber olmuştuk biliyorsun. Evet. Hiç öyle bir havamız, ruhumuz hayır, olmadığını gördünüz. Tabii canım. Dünyanın en iyi sunucusu. Ama. Dünyanın en iyi doktoru, ben niye buradayım? Sen en iyi hocasın. Burada dalında sizler en iyilersiniz. Ben çalışmaktayım ya, daha çok efendim. Iyi, çok iyi. Cüneyt müthiş. Ben sadece, iyi isimler Cüneyt, her zaman. Sadece konu, sadece konu bu olursa asla tevazu gösteremem. Bir de şu şiş konusunu bize bir evet. Ben bir de sucuk yapmayı soracağım. Bir de sucuk bravo. Sucuk evde yapılır mı? Şimdi söyleyeyim mi? Ah ne kadar güzel biliyor musunuz? Kuzunun sırt kısmından kas evet, kısmından yapılı bir şiştir. Şiş için her zaman en doğru kısımdır. Nasıl duruyor? Duruş olarak... Harika. İyi şiş kuzudan mı olur? Evet. Neden bakın, kuzu eti daha ucuz, dana eti daha pahalı? Değil, şu anda aşağı yukarı aynılar. Aynılar. Öyle bir şey yok. Peki kuzu yani mu tercih anda... etmeliyiz hocam, dana mı? Yapılacak. Kuzu. Kuzu. Osman Hoca kuzu eti tercih ediyor. Çünkü daha lezzetli, çünkü daha güvenli, çünkü daha açık havada hem daha çok az böyle yabancı şeyler yiyip yemiyor, içiyorlar. Hı-hı. Ve bir de daha gençler. Evet, daha kuzu evet, adı üstünde. Evet, bu mantıkla hareket ettiğimizde hocam %100 doğru söylediler. Ama. %100 doğru söylediler. Ekonomik olarak. Ama ne olursa olsun. Evet. Eğer ahlak ve vicdan oturmamışsa besleyicide her, şey her zaman bu sıkıntı ve tehlikeler sizi beklemekte. Doğru, mesela, hormon gibi. Mesela bu etin içine sıvıyı basıyorlar. Evet. Bu et ne oluyor? 500 gramken 1 kilo oluyor bir anda. Siz gösterdi bunu alıyorsunuz. Evinize götürüyorsunuz çok güzel bir şekilde. Ne diyorsunuz? Bu aylık işte bir şekilde bütçemin bir bölümüyle mutfak alışverişimi yaptım. Çünkü et evet her eve kolay girmiyor. İşin gerçekleri de var. Bunlardan da bahsetmek şişe lazım. Şişe girdik abi. Şişe o eti aldı şişeceğiz, geçirdi. Bir de sağlıksız et yedi bu adam. Nasıl anlayacak bu etin içinde su var mı yok mu? Bana bir de onu anlatın siz. Evet onu anlayamıyorlar. Etme. En büyük tehlike de zaten orada. Anlayabilseler onu almayacaklar. Çok dikkat edin. Sadece bu şırıngayla, bunlara şırınga, sanayi tipi aletlerle yapıldığı için delikler oluşuyor. Ancak çok dikkat etmezseniz onu da göremezsiniz. Şimdi bu su şırınga ediliyor da içinde nasıl kalıyor değil mi? En büyük sıkıntı orada. Bir kimyevi madde, bir katkı madde, kimyevi madde kullanmadıkları takdirde o su basmış oldukları su etin içinde duramaz, kalamaz. İşte sıkıntı o kimyevi maddede. O kimyevi madde hele hele dozajında kullanılmadığı zaman %100 kanserojidir. Bir, yaşlı atı eti size genç et diye sattılar. Yani daha değerli et diye satıyorlar. Protein değeri bitmiş, yok olmuş. Çünkü insanla bütün canlılarda hikaye şudur. Yaşarlar, doğarlar, yaşarlar ve ölürler.
yaşlanırlar. Yaşlanınca insanoğlunun 18 yaşındaki biriyle 55 yaşındaki 60 yaşındaki bir insanın etinin duruşu, dokusu, rengi aynı mıdır? Yani, hayır. Bu da böyle bir şey. Yani bu yaşlı birçok hücrenin ölmüş olduğunu düşünüyorum ben yaşlandıkça hocam. Doğru mu düşünüyorum bilmiyorum ama bu hücreler öldükçe de bütün değerlerini kaybediyor. Cansız yani hücreler ölmüşse sizin niye posa olacak bir şey size yediriyorlar? Bu suyu basarak daha renkli, daha genç, daha çok kilo geliyor. Hem sağlığınızı hem paranızı cebinizden almış oluyorlar. Kısacası budur. Çalıyorlar, soygun. O daha genç et yediğimizi zannediyoruz. Ve anlamanız asla mümkün değil. Bu sucuk, asla. Sucuk yapmayı sormuştu, evet. Onu söyleyelim. Şimdi ev yapımı sucuk, kasap sucuğu. Evet, lütfen biliyorsunuz kaburga kısmını, döş kısmını alıyorsunuz. Güzel. Hangi baharatları seviyorsanız. Son bir dakika Cüneyt Bey, ona göre. Ve baharatları birleştirerek kıymanızı çekip bir gün dinlendirin, bir gün dinlendirin ki o aroması yükselebilsin onun. Sonra lütfen tabii bağırsak alın, huni yardımıyla elinizde onu doldurabilirsiniz. Az az yapın, tüketin gene yapın, tüketin gene yapın. Ne zaman sertleşiyor ve o kıvama çünkü geliyorsunuz? Çünkü 3 gün içinde olur. 3 gün. Ama hiçbir zaman ya evde yapmış olduğunuz sucuk dışarıdakinin ruhunda olmaz. Çünkü onun içinde birçok katkı madde, lezzetlendiriciler vesaire vesaire olduğu için size her zaman hazır aldığınız daha lezzetli geliyor olabilir. Ama sağlıklı değil. Sıkıntı burada. Evimizde sucuk istiyorsak yapalım. Yapabilirsiniz. Ya da güvenilir kasaba, köşesindeki kasaba. Her zaman şunu da söylüyoruz. Ya da kasapta. Ülkemizde çok iyi markalar var. Çok büyük markalar var. Lütfen kendinizi korumak için o markaların mamullerini tercih edin. Şahanesiniz. Evet. Marka güvenilir. Cem Kalaycı, Cüneyt Hasan. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Reklamlardan sonra sizi dinleriz. Harika. Hafta sonu eğer evinizde et pişireyim derseniz buyurun size müthiş bir terbiyeli et tarifi Cüneyt Bey'den. Evet. Yapmanız gereken geniş bir tabak tencere alıyorsunuz. İçine süt ve de biraz tuz koyuyorsunuz. Etinizi de onun içine koyuyorsunuz. En az 24 saat bekletiyoruz onun içinde. Süt, tuz. Az da azıcık da kekik, taze kekik biberiye koyabilirsiniz. Buzdolabında. Evet, buzdolabında. Bir gün sonra çıkardık, kenara koydum. Ayrı bir kaba sıvı yağ, limon, sarımsak, kekik, karabiber, yoğurt, salça. Eğer acı seviyorsanız pul biber ilave ederek bu sosun içine sütten çıkardık. Bu sosun içine koyduk, karıştırdık. Bir saatçik öyle dursun. Sonra şişimize takalım, ızgaraya koyalım ve lütfen az pişirelim. Dünyanın en iyi şişini yiyeceksiniz. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Harika. Sevgili Osman Mütteoğlu, çok teşekkürler bu hafta için. Sevgili konuklar, Cüneyt Bey, Cem Bey, çok teşekkürler. Bizden bugünlük, bu haftalık bu kadar. Pazartesi yine sizlerdeyiz efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.